ciddi bir soğuk algınlığı yaşıyoruz. O hı-hı. esnadaki durumda bir şey olur mu? Yani akciğerlere problem çıkarır mı? Tabii şöyle, akciğerleri de bir miktar bastığı için solunum çok... Öksürüyoruz ya, çok şiddetli, bitmek bilmeyen. Mesela Şekil abi ben. Evet. Gerçi böyle bir bozukluk yok ama evet. asla bitmeyen bir öksürüğüm var. Dönem dönem kendini gösteren ve uykuya geçen. Evet. Çok şiddetli öksürükte bir sıkıntıya yol açar mı? Aslında yol açmaz. Dedim de öksürük geldi. Öksürük geldi, evet. Geçmiş olsun diyeyim. Ama öksürük şöyle, akciğerler bir miktar, çok az miktarda bir bası olma durumu var. Bu ameliyatı düzelttiğimiz çocukların solunum fonksiyon değerleri de yükseliyor. Yani biz solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Aldığınız havayı ölçüyoruz. Ne kadar hava alabiliyorsunuz? Bu ameliyattan sonra tekrar ölçüyoruz, artmış. Dolayısıyla yani ona bir katkısı var. Ama bu öksürük yapma olarak, bu basarak bir sıkıştırmanın kalp üzerinde daha çok etkilerini görüyoruz. Akciğerdeki o baskıya bağlı bir öksürük kliniğini görmüyoruz. Çünkü çok ciddi değil baskısı. Ama kalpte ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bir de bu deformite dediğimiz, yani bu bozuklukların şiddeti de önemli. Yani azıcık da olabilir, çok da olabilir, derin de olabilir. Hatta buradaki kemik arkadaki omurga kemiğine kadar gidip böyle dayanabiliyor. O zaman kalbi itiyor. Çünkü kalp arada o kadar sıkışıyor ki kalp yerini değiştirmek zorunda kalıyor. Kayıyor. Kemik gelip basınca kalp yer değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü orada sıkışık kalıyor, çalışamıyor. Kenara doğru kayıyor. Kalbin yer değiştirmesi de çok iyi bir şey değil. Çünkü kalbin kendisine içine giren damarlar var, çıkan damarları var. Şimdi onların bir yerleri var. Şöyle duran bir kalp, sonra yer değiştirir. Böyle kayınca damarlar da zorlanıyor, adapte oluyor. Onlar da dönüyor vesaire. Çalışma fonksiyonu bozuluyor. Dolum fonksiyonu da bozuluyor. Kalp yeterince iyi dolamıyor. Dolayısıyla yeterince iyi dolmayınca da daha az kan pompalayarak yeterince iyi pompada yapamıyor. Yani çabuk yorulma, tıkanma gibi bulgular yapıyor. Anladım hocam. Peki hocam, tedavisi nasıl olur? Şimdi bunu erken zamanda yakalamak bizim için önemli. Çocukları bu yönden çok sıkı takip etmek gerekiyor. Erken yaşlarda bizim şimdi tamamen ameliyatsız çözümlerimiz var. Biz bunlara vakum tedavisi diyoruz. Vakumlar böyle göğüse yapıştırılıyor. Günlük belirli bir saatlerde, yani belirli zaman dilimlerinde, belirli miktarda deformitenin, yani bozukluğun şeklini, şeyine göre, derecesine göre, derecesine, ileri, çok ileri derece ise daha uzun süre, çok kısa, şey hafifse daha kısa süre. Ha, vücutta kalıyor vakum. Vakum yok, belirli bir süre uyguluyoruz, sonra çıkarıyoruz. Çünkü onunla beraber sosyal aktivitelerini yapamıyor çocuklar. Dolayısıyla buraya bir vakum takıyoruz. Günde yarım saat, 45 dakika, bir saat, sabah. Ha, seans şeklinde, seanslar halde. Bir sabah, bir akşam. Yarım saat 45 dakika sabah, işte yarım saat 45 dakika akşam, ya da işte bir saat sabah, bir saat akşam gibi bir uygulamayla bunu büyük oranda normale getirebiliyoruz. Bunlar çocuk çağlarda, özellikle 12 yaşla altındaki çocuklarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü göğüs kafesi çok elastik o zaman, çok yumuşak. Çektiğinizde bile lap diye geliyor. Ama tabii onu çıkarınca biraz geriye dönüyor. Fakat bunu sürekli yaparsanız belirli bir süre yerini kanıtlayacak. Yavaş yavaş geliyor, düzeliyor ve çocuk da bu arada büyümeye devam ediyor. O biraz yukarıya çektikçe, çocuk da göğüs kafesi de büyümeye devam ettikçe yeni bir şekil alıyor. Normal şekline geliyor. Bu tedaviler tabii uzun süreli tedaviler. Hocam uyutarak mı yapıyorsunuz? Yok, çok hiç ağrı yapmıyor. Can yakıcı bir şey mi? Yok değil, hiç can acıtmıyor. Göğüse yapıştırıyorsunuz, hiç canları ağrımıyor, onu takıyor. Biraz o göğsü cildi çekerken altındaki, arkadaki yapıları da getiriyor, onlar yapışık olduğu için. Hemen böyle biraz düzgün halde bir yarım saat duruyor veya bir saat duruyor. Ondan sonra çıkarıyor, normal aktivitesini yapıyor. Akşam bir tane daha yapıyor böyle. Zamanla o göğüs yavaş yavaş yukarıya git gel yavaş yavaş gitmeye başlıyor ortalama böyle. Ortalama ne kadar sürüyor bu tedavi? Mesela bu kunduracı tedavi, göğsü için konuşuyor. Evet, kunduracı göğsünde bu tedavi en az 6 ay kullanmak lazım. 6 ay ile 2 yıl arasında biz bunu kullanıyoruz. Yani bu ameliyatsız bir çözüm ama sürekli kullanmak gerekiyor. 6 ay ile 2 yıl arasında bu tedaviyi uyguladığınız takdirde göğüs kafesinde yaşına göre ve şiddetine göre iyi yanıtlar alabiliyoruz. Ama çocuklarda bunlarda uyum problemine sıkça rastlıyoruz. Mesela çocuk sabah erkenden kalkıp onu yarım saat, bir saat uygulayacak şimdi. O orada duracak. Hadi yani onunla beraber işte belki evin içerisinde dolaşabilir, belki kahvaltısını yapabilir ama o orada böyle bir vakumlayarak durması gerekiyor. Dolayısıyla uykudan feragat etmek gerekiyor biraz.
Hı hı. Ondan sonra akşamlar genelde daha iyi oluyor ama gündüz sabah erkenden okula giderken o telaşın arasında bir de bunu uygulamak falan çocuklara zor gelebiliyor. İkincisi yani bu sabır isteyen bir iş. Yani bir en az 6 ay, 1 yıl, 2 yıl bunu kullanacaksınız. Her sabah hadi bakalım bir iş 5 gün, 1 hafta 10 gün olsa tamam da bunu siz 6 aydan başlayan bir süreyle 2 yıla uzattınca çocuklarda biraz bıtkınlık geliyor. Artık uygulamak istemeyebiliyorlar. Tabii özellikle adolesan dönemdeki çocuklar biraz daha iyi uyguluyorlar ama şimdi 6 yaşındaki bir çocuğa bunu anlatamıyorsunuz. Ya da 10 yaşındaki bir çocuk hani o estetik kaygının ya da daha ergenliğe tabii, tabii. Yeri de yani, daha küçük olduğu tabii, için. Küçük olduğu için yani onunla uzak annenin biraz işte babanın zoruyla olmuş oluyor. Hocam şeyde siz 12 yaşlarında falan mı çıkıyor dediniz meydana? 12-16 yaşında daha belirgin oluyor. Daha evet. Böyle küçük atıyorum bir 6 aylık bir bebekle gözlemlenebilir tabii, mi? Tabii tabii. 3 aylık. Onda da aynı tedavi uyguluyor musunuz? Tabii tabii uyguluyoruz. Vakum. Zaten önceden yoktu hayır, vakum tedavisi. 3 aylık çocuk getirmişlerdi böyle çukur. Nefes aldığında iyice çöküyor. Nefes verdiğinde 3 aylık çocuk ya 3 aylık çocuğu ameliyat ediyorduk önceden. Onların hepsini ameliyat ediyorduk. 3 aylık çocuğu nasıl yapacağız? Biz yayınlarla falan ilgilendiğimizde bir baktık. İşte yurt dışında Güney Kore'de falan bir cerrah var. Ben hemen uyguluyorum her yaş ne yaş olursa olsun falan diye belirtmiş yayında. Biz de şey yaptık, konuştuk, yapalım diye. Ondan sonra yani yapacağımız zaman çok küçük dedik, biraz daha bekleyelim derken bu vakum tedaviler çıktı. Şimdi artık onları tamamen vakum veriyoruz. Yani çok erken yaşta da gördüklerimiz olabiliyor. 3 yaş işte itibaren yapılabilir diye yayınlarımız da var. Ama biz artık onların hepsini vakumda tedavi ediyoruz ki çok da güzel sonuç alıyoruz. Bir 3 yaşla 6 yaş arasındaki çocuklar hiç zor oluyor takmak, o vakumları uygulamak. Hı-hı. Çocuk rahatsız oluyor, çıkartmak istiyor, bu ne falan uğraşıyor ama sonra... O daha anlar yaşlı oluyor. Tabii o 3-6 yaş tam en kötü dönem. Hiç çocuk ne anlıyor, ne laf dinliyor, o bunu çıkar ben istemiyorum falan. Ama 6 yaştan sonra biraz söz dinlemeye başladığı için biraz daha uyumlu. 12 yaştan sonra hiç bırakmıyor, çok güzel. Çünkü orada artık bir estetik problem de var. Hı-hı. Çukur olması çok rahatsız edici, ister bayan ister erkek. Bir de bayanlarda, kızlarda daha doğrusu biraz şey sorunumuz var. Yani kunduracı göğsünde memeler büyüyünce bu vakum uygulamak zorlaşıyor. Evet. Ona uygun vakumlar da geliştirildi ama yine de orada istediğimiz kadar iyi bir çekim yapamıyor. Çünkü araya meme dokusu giriyor, memeyi vakumlamış gibi oluyor, çekiyor ve o rahatsız edici. Onun bir fonksiyonu olmuyor. Yani yeterince alttaki kemik yapıyı çekemiyor. O zaman onun tedavisi daha uzun sürüyor. Onun tedavisi yani biraz daha uzun sürüyor eğer sebat ederse ya da ameliyatla çözümü var zaten. Hmm. Ben tabii ameliyattan bahsetmedim bunun bir diğer şimdi çözümü de. Şimdi onu soracağım size. Ameliyatla tedaviyi evet. De konuşalım. Evet şimdi bunlar da işte bahsettiğimiz kapalı bir yöntemle minimal invaziv dediğimiz yani iki tane küçük kesiden bir kamera koyup kamerayla göğsünün altından iman kemiğin o kemiğin altından bir tane metal bar geçiriyoruz ve ona göğsün yükseleceği şekilde bir şekil veriyoruz. Yani. Bayağı sihirbazlık yapıyoruz yani. Aynen sihirbazlık yani. Tabii yani ondan sonra da ameliyatta hemen onu yerine yerleştiriyoruz. Göğsü öne doğru itiyor. Öne doğru ittiği için ameliyat sihirbazlık gibi giriyorsunuz, çökük çıkıyorsunuz, çıkık normal halini almış, anatomisini almış. Son derece teknik, son derece sonuçları iyi. Nüks oranı çok düşük çünkü eskiden biz bunu açık yapardık çok bu yöntem çıkmadan evvel. Şuradan şuraya kadar keserdik göğsü. Aynen kalp ameliyatı olmuş gibi iz kalırdı hastalarda. Şimdi bir taraftan da estetik problem bu. Estetik problemi yapıyorsun ama buradan buraya bir iz kalıyor. Yani bu iz de hiç hoş değil ama şimdi yanlardan açıyoruz. Özellikle mesela kız çocuklarında memenin hemen kenarından açıyoruz. Kızlar artık bikini giyip denize girseler bile hiçbir şey görünmüyor. Zaten izlerimiz küçücük ve zamanla kaybolup gidiyor ama yine de hani estetik olarak kaygısı olanlar da son derece tatmin eden, aynı zamanda hemen düzelten bir ameliyat. Anında düzeltiyor. Diğerinde vakumda acı çekmeden 6 ay gibi ortalama evet, bir evet, süre diyorsunuz. Evet, en az 6 ay. Evet. Peki, ameliyat oldu, problem çözüldü. Sonraki yaşantısı nasıl olacak hocam? Şimdi ameliyatta bir bar yerleştiriyoruz hastalarımıza veya iki bar yani bozukluğun büyüklüğüne, genişliğine göre. Yani içeride bir materyal evet, var. Evet bir metal bar oluyor. Metal bar dediğiniz bir implant gibi düşünün. Hı-hı. Ya da işte protez ne diyor insanlar şey diyorlar. Titanyum gibi bir implant. Onlardan bir tanesi yani içeride kalması tabii bir süre kalması gerekiyor. Hı hı. Bu 2 yıl veya 3 yıl arasında tutuyoruz onu. Ve 3 yıl sonra göğüs zaten büyüyor bu arada.
yeni büyürken de göğüs sonu vereceğiz. Kalıcı bir şey değil mi? Değil. Tekrar çıkarıyoruz. Meşakkatli mi? Yok. Çıkartması çok kolay. Yani aynı gün taburcu edebildiğimiz bir durum. Ama aynı kesilerden açıyoruz. Yani yeni bir kesi yapmıyoruz. Eski kesilerimizden açıyoruz. Eski kesi yerlerimizi açıp barımızı çıkarıyoruz. Çünkü göğüs kafesi büyüdüğü için yeni verdiğimiz şekli almış oluyor. Hı hı. Yani onu orada durmasının bir anlamı kalmıyor zaten. İlk yaptığımızda biraz göğsü itiyor, tamam biraz ağrı yapıyor, sonra geçiyor ağrılar. Çocuklar onunla geziyor, dolaşıyor, top oynuyor. Bunun yararı tabii şu. O orada devamlı işini yapıyor. Siz cildin altında kapalı, siz ister yüzün, ister koşun, oynayın, her şeyinizi yapın. Serbest, hiçbir sorun yok. Ama bir çıkartma konusu var. Mecburen onu uzun süre tutmanın orada bir gereği yok. Yani işini görmüş, göğüs kafesi normal şekilde almış. Deforme mi oluyor orada ya da farklı bir şey sebep olur mu? Yok, olduğu için değil. Artık işlevini bitirmiş. İşlevini bitirmiş, yani vücutta yük olmasın diye çıkarıyoruz. Ya da ona bağlı işte vücuda herhangi bir metal birikimi bir şey olabilir mi, olmaz mı? Onu göze almamak için çıkarıyoruz. Sonuçta onu çıkarıyoruz. Tekrar hayatına devam ediyor ama önemli olan şey şu. Lüks olmuyor. Yani mesela eskiden açık yaptığımızda bazen ameliyattan sonra bir süre sonra tekrar göğüste çökme veya anormal bir ileriye doğru büyüme gibi anormallikler görebiliyorduk. Bunda hiç onları görmüyoruz. Çünkü ona göre ayarladığımız bar o orayı sabit olarak tutuyor ve göğüs büyüyor. Büyüdükten sonra göğüs yeni şeklini alıyor. Hı hı. Zaten adolesan döneminde genelde bitme dönemine geliyor. Ona göğüs kafesi ve büyüme de tamamlanmış olduğu için yeni şeklini almış oluyor. Biz de onu çıkarıyoruz. Sorun kalmıyor. Öyle hayatını sürdürüyorlar. Sadece ben bir kart veriyorum. Özellikle havalimanlarında bazen bizim barlar öter metaller. Kart ne olsun aranır bulunmaz. Benim vücudumda bu var demek metal, için. Evet, bir implant var onun gibi. Hı-hı. Kartını gösterip geçebiliyorlar. Hocam operasyon sonrası yatma, spor gibi eğilimler ne durumda peki? Operasyondan sonra herhangi bir yatışta bir problem yok. Yatar istediği şekilde yatar. Evet. Biz ilk 2 ay sırt üstü yatmasını öneriyoruz. Hı. Ama ondan sonra zaten normal hayatında her türlü yatışını yapabilir. Kaldı ki annelere diyorum ki çocuklar yatarken yani tamam sırt üstü yatmaya çalışsın ama oldu ki uykuda döndü. Gidip uyandırıp çocuğu dön oğlum. Yapmayın yani çocuk uyusun, bir zararı yok. İstediği gibi yan yatsın, yüzüstü yatsın, hiçbir sakıncası yok. Yani yeniden bir şekil bozukluğuna neden olmaz, olmuyor, değil mi? Olmuyor. Çünkü sadece bazı sporları şey yapıyoruz, durduruyoruz, yapmalarını istemiyoruz. Mesela? Bunlar vurdulu kırdılı sporlar, yani göğüs kafesinde travma alacağı sporlar. Mesela tekvando, kickboks vesaire, işte ne bileyim boks gibi. Yani çünkü o göğüs kafesinin üst altında, cildin altında ama kemiklerin arasında bir bar olduğu için işte darbe aldığında hani kemiği bar gidip bir tane kaburga kemiğini kırabilir. Şu hareketin bir şeyi var mı? Voleybol oynayan biri yok, için yok, işte hiç, çok sert. Hayır hiçbir spor, o tür sporların hiçbir tanesinin engel değil. Basket oynar, futbol oynar, yüksek yer, koşar. Yüzmede hiçbir sakıncası yok. Hı-hı. Ama bu özellikle darbe alacağı sporları yapmamalarını istiyoruz. Çünkü orada bar gidip bir travmayla bar gidip kaburga kemiklerinin üzerinde dayanaraktan bir öndeki kemiği itiyor. O kaburga kemiği kırılırsa bar yaptığımız iş bozulabilir. Yani kemik kırılırsa bizim çöküntü olabilir veya anatomisi bozulabilir. O yüzden yani onun dışındaki her türlü spor serbest. Yüzme serbest, çanta taşıma vesaire her şey normal. Anormallik yok. Tabii bunlarda çantalarını taşırken de böyle iki tarafı taşımalarını istiyoruz. Hı hı. Bir tarafa eğilmesin. Yani barımız orada duruyor. Biraz bar anatomik olarak böyle vücut eğri şekil alırsa ağrı yapabilir diye genelde iki taraflı bir yerden bir şey kaldırırken iki taraflı eşit hep tutup kaldırmalarını falan istiyoruz. Ama bunlar hiçbir zaman çocuklarda ciddi bir ağrıya sebep olmuyor. Hı hı. Çok kısa sürede zaten geçiyor. Çocuklar da unutuyorlar. İşlerinde öyle bir varmış, metal varmış, yokmuş, bir bar varmış yani hiç. Onu unutuyorlar ta ki bize çıkartma zamanına gelinceye kadar. Peki hocam biz yetişkinlerde ne yapıyoruz? Yani yetişkinlerde ne yazık ki bu vakum tedavisini uygulayamıyoruz. Çünkü göğüs kafesi elastikiyetini kaybetmiş durumda. Kemikler sertleşmiş. Direkt ameliyat. Evet, ne yazık ki ameliyat direkt yapmak zorundayız onlarda. Aynı materyal. Aynı materyalleri kullanıyoruz. Boyutları değişiyor tabii ama yetişkinlerde bu kunduracı göğsü eğer bize geç geldiyse, bir 17 yaşını geçmiş birisi geldiyse artık onda vakum tedavisinden sonuç almamızın çok zor olduğunu söylüyoruz. Bazı vücutlar elastike yapıya sahip olur ya hani. Evet. Mesela ben kızımı götürdüm doktora.
öğretmeni okuldan aradı. Nazlı Hanım, sürekli kızınız düşüyor dedi. Hı hı. Beni çok endişelendirdi. Bir ortopediye mi götürseniz dedi. Götürdüm. Hakikaten çocuk çok düşüyor. Hı hı. Aslında bu dikkatsizlik falan da değil. Düşüyor yani. Bildiğiniz yürürken evde bile düşüyor. Evet. Allah Allah dedim. Acaba bir denge problemi mi? Ortopedik, hı hı, bir problem mi? Götürdüm. Ortopedi doktor dedi ki inanılmaz güzel bir elastike yapıya sahip kızınız var dedi. Hı hı. Bunu biraz daha düzen oturtmak için, daha sakinletmek için. Bu hep böyle gidecek ama daha kas ve işte güçlü hale getirebilmek için yüzme, jimnastik gibi sporları önerdi. Biz toparladık. Ama o elastike yapısı devam ediyor. Yani evet, düşmüyor mu? Evet, yapısı gereği. Vücudu her türlü şekil alabilir diyebilirim size. Hani esnek. Bu atıyorum, bu biraz daha sürer mi? Bu elastike şartlar. Yapı. İşte şundan dolayı soruyorum. Yetişkin oldu artık kızım. 19 yaşına geldim. O elastike yapısı devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz balerinler de elastik. Evet, evet, evet. Yapısal biraz ama kas yapıları geliştikçe biraz o elastikiyet azalır. Erkeklerde daha çok kas yapısı güçlü, hı-hı, olduğu için mesela elastikiyet daha da düşüktür. Bayanlarda biraz daha yüksektir. Kemik yapılar da öyle. Erkeklerin kemik yapıları biraz daha güçlü. Bayanlarınki biraz daha zayıftır. Yapısal sebeplerle ama elastiki konularda bu yaşla ilerledikçe biraz azalır. Çocuğunuzun da eminim yavaş yavaş biraz daha o normale doğru yaklaşacaktır. Şimdi, ama yapısı öyle tabii, kalsın. Biz bütün sporlarını yaptık. Şimdi voleyboldayız. Tamam. Yani güçlü kuvvetli 2 senedir voleybol oynuyor. Biraz kaslar geliştikçe de onun o yapısı daha da oturur. Kemik yapısı, hı-hı, daha da oturur. Güçlenir. Kaslar güçlendiriyor. Kemikleri daha çok tutuyor. Dolayısıyla o denge problemi daha da yerine oturur güzelce. Fakat bizim çocuklarımızda ise erişkin yaşlarda bayanlarda biraz daha iyiyiz. Mesela biz bu kapalı yöntemi 40 yaşın üstünde çok kullanmak istemiyoruz. Çünkü çok çökük olanlarda özellikle kaldırdığımızda kaburga kemiklerinin biz elastikiyetinden yararlanıyorduk. Ya da ön tarafta kıkırdakları var. Kıkırdak yapıların elastikiyetinden yararlanıyoruz. Ama 40 yaşın üstündekilerde o elastikiyet de sonlanmış oluyor. O kıkırdak yapılar da kemikleşmiş oluyor. Ameliyatta kapalı yöntemle kalkması güç olabiliyor. O yüzden mesela 17-40 yaş arası hala bu kapalı yöntem uyguluyoruz. 40 yaşın üstündekilerde bir açık cerrahi yapmak gerekebilir. Açık cerrahide de kıkırdakları vesaire keserek çıkarıp ondan sonra şekil vererek düzeltiyoruz. O eski yöntemimiz. 40 yaşın geçiklerde çok yapmıyoruz. Ama ben bayanlarda 40 yaşın üstündekilerde de yaptıklarım oldu. Bakıyorum biraz kemik yapısı biraz yumuşaksa. Bayanlar kıkırdak yapıları daha tam kemikleşmemiş olabiliyorlar. Biraz daha elastikiyetleri sürebiliyor. O yüzden bayanlarda yine bu kapalı yöntemi ileri yaşlarda da kullanıyorum. Hı hı. Bayanlar biraz daha yumuşak kemik yapı açısından. Daha avantajlı. Evet.